Evet arkadaşlar, 8. genel tekrar testimizden devam edelim. Birinci sorumuz, eş yükselti eğrileri yeryüzünde aynı yükseltide olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilerdir. Bunlara ne diyorduk biz arkadaşlar? İzohips diyorduk, değil mi? İzohips. Aşağıdaki eş yükselti eğrileriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birbirini takip eden iki eğri arasındaki fark her yerde aynıdır. Evet. Yani şunu demek istiyor. Şu çizgiler arasında mesela şurası 50-100 ise şurası 150'dir, şurası 200'dir. Yani şu aralardaki fark hep aynıdır. Eş yükselti eğrileri dik yamaçlarda sıktır. Evet, eğimin azaldığı yerlerde izohipsler birbirine yaklaşır. Artarsa eğimin azaldığı yerde izohipsler birbirinden uzaklaşır. Eğim artarsa yaklaşır. Eş yükselti eğrilerinin keskin dönüşler yaptığı yerler çukur alanları göstermektedir diyor. Arkadaşlar keskin dönüş yaptığı yerler sırt alanlarıdır. Çukur alanlar ok işaretiyle ya da karalama sistemiyle gösterilir diyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Eş yükselti eğrileriyle gösterilmiş yukarıdaki haritada verilen doğrultulardan hangisinde çizilen profilde yükselti farkı en azdır diyor arkadaşlar. Şimdi en az olması için hiç dağlara uğramaması lazım. Yani düz bir alandan geçmesi lazım. Şimdi bakın. P bir yükseltiden aşağıya geliyor. Tekrar dağın tepesine çıkıyor. Tekrar aşağıya iniyor. MN'de yine aynı şey var. TS'de yine aynı şey var. KL'de yine aynı şey var. Ama G ile H arkadaşlar bakın hiç dağa çıkmadan dağın yamacından hafif yükselip tekrar düz olarak yoluna ne yapıyor? Devam ediyor. Bunların içerisinde GH en az profilde yükselti farkı en az olandır. Geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuz da demiş ki aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla dış kuvvetlerin etkisi ne demiş? Hangisinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kırkıbayır selinti sularının oluşturduğu bozuk arazi, bentlens dediğimiz arazi, falez dalgaların aşındırması oluşan dik uçurumlar, mantarkaya rüzgar aşındırma, hörgüç kaya buzul ama kaldera nedir arkadaşlar kaldera? Kaldera volkanların tepesinde ikinci patlama sonucunda oluşan derin çukurlardır. Kaldera göllerine dönüşürler suyla dolarsa arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Bir yerin ekvatora, yani cevabımız Ceyhan. Bir yerin ekvatora göre konumu bilinirse o yerle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Ekvatora göre konumu bilinirse arkadaşlar yani orta kuşakta mesela 40 kuzey enleminde 20 güney enleminde gibi ifadelerle arkadaşlar bu bilinirse bulunduğu sıcaklık kuşaklığı hakkında yorum yapabiliriz. Ama yükseltisini bilemeyiz, özel konumdur. Yere saatiyle ilgili yorum ya da güneşin doğuş saatine göre yorum yapabilmemiz için boylamını bilmemiz lazım. Başlangıç meridyeni yine boylamını bilmemiz lazım olduğu için arkadaşlar bulunduğu sıcaklık kuşağı cevabımız olur. Mesela 40 kuzey enleminde ise orta kuşakta ılıman kuşaktadır dersiniz. 20 kuzeyde ise ya da 20 güneyde ise sıcak kuşak dersiniz bu sefer arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya bakalım. Yukarıda şekilde gösterilen X, Y noktalarıyla ilgili hangisi söylenilebilir demiş arkadaşlar. 21 Haziran'da Y noktasında gündüz süresi X noktasında gündüz süresinden daha uzundur. Ne demiş? 21 Haziran'da Y noktasında gündüz süresi X noktasındaki gündüz süresinden daha uzundur. Yanlış arkadaşlar. Güneş ışınları yengeç dönencesine yani şu 23-27 kuzeye dik geldiği için X'in gündüz süresi daha uzundur. X noktasında gölge boyunun en kısa olduğu tarih 21 Aralık'tır demiş. Gölge boyu en dik geldiği tarih 21 Haziran'da en kısa olur. X noktasında güneş ışınları yıl içerisinde iki kez değil bir kez dik açıyla alır. Şu dönenceler arası dediğimiz şu kısımda iki kez dik açıyla alma vardır. X noktasında güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranının en az olduğu, en fazla olduğu tarih 21 Haziran'dır diyor arkadaşlar. Yanlış. En az olduğu tutulma demek eğik gelmek demektir. Fazla tutulma fazlaysa eğik geliyor. Tutulma azsa dik geliyor demektir. O 21 Haziran değil 21 Aralık olacak. Y noktasında gece ve gündüz süresi yıl boyunca aynıdır. Evet, ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süreleri birbirine eşittir arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. 6. soruda demiş ki buna göre aşağıda kesitleri verilen yer yapılarını oluşturan akarsuların hangisinin akımındaki değişme daha fazladır? Şimdi değişme fazla olabilmesi için o akarsuyun çok miktarda ne demiş? Ha, değişme daha azdır demiş. Özür dilerim. Hep aynı miktarda malzeme taşıması lazım. Mesela A şıkkına bakın. Bir ince malzeme taşımış. Demek ki yavaş yapmış. Kalın malzeme taşımış. Demek ki hızlı yapmış. Tekrar incelemiş. Demek ki tekrar yavaşlamış gibi. Hepsinde aynı durum söz konusu. Ama C şıkkında arkadaşlar hep aynı malzemeyi taşıdığına göre yıl boyunca akım debisi yani akım miktarı ne yapmamıştır? Fazla yani değişmemiştir. Fazla değişmemiştir ifadesi kullanmaya gerek yok.
Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yandaki haritada işaretli bölgede yetiştirilen bir tarım ürünü yukarıdaki Türkiye haritasında hangisinde yetişme olasılığı daha fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi nerede yetişmiş bu? Bir daha bakalım. Yandaki haritada işaretli bölgede. İşaretli bölgemiz neresi? Şurası arkadaşlar. Bu bölgede yetişen bir tarım ürünü diyor, hangisinde daha çok yetişir? Şimdi bu Kuzeybatı Avrupa kıyıları. Burada ne vardır? Ilıman okyanusal iklim vardır arkadaşlar. Bizim hangi iklimimize benziyordu? Karadeniz iklimine benziyordu. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numara. 10. sorumuza bakalım. Yukarıda bazı özellikle verilen toprak tipi hangisidir? Soğuk nemli iklim bölgelerinin iğne yapraklı ormanların altında olur dedik. Aşırı yıkamadan dolayı verimsizdir dedik arkadaşlar. Çoğu alt kısımlara taşınmıştır mineralleri. Bunu az önce çözmüştük yine arkadaşlar. Demiştik ki Batı Karadeniz'de ülkemizde çok yaygın. Bu toprak bozdol topraktır. Tundra zaten kutup altı bölgesinde. Laterit ekvatorda. Çernozyum sert karasal ikliminde. Kestane renkli step toprağı karasal iklimde. Ilıman karasalda. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen kayaçlardan hangisi volkanik olaylar sonucunda oluşmuştur? Şimdi mercan var. Organik tortul kayaçtır. Denizdeki canlıların, mercan canlılarının üst üste birikmesiyle oluşur. Tebeşir arkadaşlar yine organik tortul kayaçtır. Canlı kalıntılarıyla oluşur. Bazalt ve andezit dış püskürük kayaçtır. Cevabımız 3 ve 4'tür. Yani 11. sorunun cevabı Edirne'dir. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisinde tektonik deprem görülme olasılığı en fazladır? Arkadaşlar tektonik depremler nerelerde görülür daha çok arkadaşlar? Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattında görülür arkadaşlar. Görülme olasılığı en fazladır demiş. Bakalım arkadaşlar. Bunların içerisinde mesela Kuzey Anadolu fay hattı buradan başlar. Bakın şuradan başlar. Dolayısıyla 3 numara bunun dışında kalır. Doğu Anadolu fay hattı buradan başlar. Dolayısıyla 2 ile 5 arkadaşlar bunun dışında kalır. Özellikle 5 dediğimiz yerle 2 dediğimiz yer Türkiye'nin en sağlam yerlerindendir. 1 numaralı yerde genelde çöküntü depremleri vardır. O yüzden cevabımız Batı Anadolu fay hattı. Baf, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları gibidir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, 12. soruya bakalım şimdi. 12. soruda demiş ki yukarıdaki dünya haritasında taranılarak numaralandırılan alanların hangisinde laterit toprak? Laterit toprak nedir arkadaşlar? Çok yıkanmış kırmızı renkli topraklardır demiştik daha önce iklim konusunu anlatırken ve ekvatoral iklimin toprağı olduğunu bildiğimizde cevabımız ne olacak? 1 numara. Bir de ekstra bilgi tekrar güncelleyelim. Türkiye'de bu topraklarda görülmez arkadaşlar. Son iki sorumuz kaldı. Demiş ki 9. soruya bakalım önce arkadaşlar. 9. soruda demiş ki aşağıda tabloda 5 merkezde başlangıç meridyenin yere saatine göre güneşin doğuş ve batış saatleri ne yapılmış? Verilmiş arkadaşlar. Merkezlerle ilgili olarak yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılamaz arkadaşlar? Şimdi burada bakalım. Güneşin doğuş saati 6, batış saati 18. Evet devam edelim. 6, 20, 20, 04, 21, 05, 19-20, 05-19'muş arkadaşlar. Hangisine kesin olarak ne yapamayız diyor? Ulaşamayız diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisine kesin olarak ulaşamayacağız. Şimdi 12 saat gündüz var. Ekvatoral bölgedir arkadaşlar 1 numara. Zaten ne demiştik? Gece gündüz arasında fark artıyorsa kutuplara doğru ne yapıyordur arkadaşlar? Yaklaşıyordur. O zaman birinci merkezde gece gündüz süresi eşittir deriz. Çünkü 12 saat var burada baktığımızda zaten hani ekvatorda olduğunu bilmeseniz bile bunu görebiliyorsunuz. Gündüz süresi 5. merkezde 2. merkeze göre daha uzundur. Gündüz süresi 5. merkezde daha uzunmuş. Kime göre? 2. merkeze göre. Bakalım 5'ten 19'a 6.20'den 20'ye arkadaşlar. Saat hesabı yaptığınızda buradaki farkın daha fazla olduğunu görürsünüz. O yüzden 5. merkezde gündüz uzunluğu daha fazladır arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Gündüz süresi en kısa 1'dedir. Evet 6'da 18'de batmış. 12 saat. Diğerlerinin hepsinin 12 saatin üstündedir arkadaşlar. Bütün merkezler aynı boylam üzerinde yer alır. Arkadaşlar aynı boylam üzerindeki yerlerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Dolayısıyla bunlar aynı boylamdadır diyemeyiz arkadaşlar. Yani kesin olarak bu ifadeyi çıkartamayız. Gece süresi en az olan 3. merkezdir diyor.
Çünkü gündüz uzunluğu çok fazla olduğu için gece süresi azdır. 21'den sabah 4'e kadar işte 21, 22, 23, 24, 4'te oradan 7 saat gündüzü var. En az olan budur. Burada 12 saat gündüz, 12 saat gece. Burada 12 saatten biraz daha az diyeceğiz. 13. ve son sorumuza bakalım arkadaşlar. Buna göre haritada şekilde verilen merkezlerin hangisi başlangıç meridyenine daha uzaktır diyor arkadaşlar. Şimdi daha uzaktır dediği için biz hemen yorumumuzu yapalım arkadaşlar. Kutuplara doğru meridyen arası mesafe ne yapar dedi? Daralır dedi. Şimdi meridyenlerimiz şu şekilde değil mi? Bu şekilde. Ama biz onu hesap etmeyelim şu anda. Zaten 50 doğu meridyeni demiş. Şu şekilde. Meridyenler nasıl ilerler? Şöyle ilerler arkadaşlar. Yarım daire şeklinde. Ekvatorda 2 meridyen arası kaç kilometreydi? 111. Kutuplarda sıfıra kadar düşer demedik mi? Ekvatora en yakın olan M olduğu için cevabı, yani ekvatora en yakın zaten ekvator üzerinde yer aldığı için meridyenler arası mesafe en fazla oradadır. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Ve bugünkü dersi de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diliyorum.